Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Aralık ayı örnek sorularını hep beraber çözelim. İlk sorumuz bir olasılık sorusu. Su sıvı halden kale, katı hale geçerken hacmi 8 ile %8 ile %10 arasında artarmış. Eğer ağzı kapalı bir cam şişenin içerisine koyarsak şişenin hacmi de eğer bundan daha küçük olursa şişe patlarmış bir dondurucuda. Tamam mı? Şimdi bunu yapacağız. Zehra sürahinin içindeki 1400 ml suyun tamamını aşağıdaki hacmi verilen boş cam şişeler arasında hangisi, herhangi birine koymuş. Şimdi ilk etapta bu 1400 ml senin ne kadar artacağını bulalım donduğu zaman. Şimdi hemen yazıyoruz şöyle. 1400'ün %8'i nasıl hesapları 8 çarparak 100'e de bölerek öyle değil mi? Şimdi şöyle sıfırlarımız sadeleşsin. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 1, 8. 3'te elde vardı. Ekledik ne oldu? 112. Yani 1400'e ne ekleyeceğiz? Minimum 112 ekleyeceğiz. Eklediğimiz takdirde şu şekilde bulabiliriz. Yani 1512 oldu. Aslında bununla soruyu çözeriz ama diğerini de hesaplamak istiyorum. 1400'ün %10'u da nedir? bakın onunla çarpıp 100'e böleceğim. O da 140'tır öyle değil mi? Buradan 140 gelir. O halde 1400'e 140'ı da ekleyecek olursak böyle 0, 4, 5, 1 yani 1540 oldu. Yani benim suyum bu ya da bu olacak. Bu ikisi arasında artacak. Öyle değil mi? Şimdi o halde şişemin hacmine baktığım zaman da bunlardan büyük olması lazım patlamaması için. Eğer bunlardan küçük olursa şişem patlar. Zehra bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içerisindeki su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı kaçtır? Şimdi bir kere 5 tane şişem var. O halde pay 5 olacak. Öyle değil mi? Peki Bunlardan küçük olan hacimli şişe hangisi mesela buna koyduğunda oldukça yer var genişler. Buna koyduğunda 1540 oluyor zaten maksimum oldukça yer var genişler. E o zaman buna buna ve buna koyarsak çünkü bunların hacimleri bunlardan küçük şişemiz patlayacaktır. Kaç tane şişemiz var? 3 tane şişemiz var. O halde cevabımız Ceyhan olacak. İkinci sorumuz ise arkadaşlar aşağıda bir ülke ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının gelişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir diyor. Şimdi 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2 tam binde 48 çarpı 10 üzeri 7 metre kareymiş. Yani şöyle yapalım bir kişiye ne düşüyormuş 2 tam. 1000'de 48 çarpı 10 üzeri 7 düşüyormuş. Bu kadar metrekare düşüyormuş. 100 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkmış. Yani 100 yılın içinde tam 4 tane 25 yok mu? O halde 4 defa 2 de 2 katına çıkacak. Yani ne yapacağız? Bunu 4 defa 2 ile çarpacağız. Yani bu birden 2'nin 4. kuvveti kadar yani 16 katına artacak. Ülkedeki tarım alanlarının miktarı her 50 yılda bir yarıya düşmüştür diyor. Her 50 bir de, bir yılda bir de bu da ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi 100'ün içinde 2 tane 50 var öyle değil mi? O halde iki defa 2'ye e, böleceğim bunu yani 4'e böleceğim bu kısmı da değil mi? Bunu da 4'e böleceğiz yani şöyle ilk etapta bölmeyeyim. Daha sonradan bölerek size anlatacağım. Bunu da dörde böleceğim. Şimdi artık kişi sayımız arttı, tarım olanları azaldı. Peki bunu nasıl bulacağız? Şimdi bunu bulurken şöyle yapıyoruz: Kişi başına düşen tarım miktarını bulurken, tarım miktarını neye böleceğiz? Kişi sayısına böleceğiz. Yani. Bunu da isterseniz ilk etapta virgülden kurtu, kurtu, kurtaralım. Şöyle 3 tane sağ kaysın. Yani 2048 olsun. Bu da 3 büyüdü. Bu da 3 küçüleceği için o da 10 üzeri 3 küçüldü. Ne oldu? 4 olsun. Bölü 4. Bunu neye böleceğiz? 16'ya böleceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya yazalım. Şimdi ilk etapta 4 ile sadeleştirebiliriz bu kısmı. 4'e böldüğüm zaman 2048'i. 20'nin içerisinde 5 defa var. 4'ün içerisinde bir defa var 8'in içerisinde 2 defa var çarpı 10 üzeri 4 oldu bunu 16'ya böleceğiz şimdi şimdi tekrardan bunu sadeleştirerek yapabiliriz 8'e bölebiliriz örneğin 8'e böldüm 2 oldu. Bunu 8'e bölsek şimdi. 48'in içerisinde 8, 6 defa var. Burada 48'in 32 kaldı. 32'nin içerisinde 8 ise 4 defa var. Çarpı 10 üzeri 4 bölü 2 oldu. Tekrar 2'ye bölersek 32 çarpı 10 üzeri 4 oldu. Şimdi aslında bulduk kişi başına düşen tarım miktarını. Ama bana tabii ki ışıklara göre cevaplandırırsak bir tane bunu sola kaydırıyoruz ne oluyor 3 tam 10 da 2 oluyor çarpı 10 üzeri bu bir tane küçüldü bu da bir tane artacağı için burası 5 olacak yani cevabımız bolu olacak arkadaşlar Üçüncü sorumuz yine bir veri analizi sorusu. Şimdi üçüncü sorumuzda daire grafiği ve daire grafiğinden herhangi bir parçasına oluşmuş bir sütun grafiği var. Şimdi burası öğrencilerin tasarım becerileri beceri alanlarına göre dağılımı bu da sanat alanının. Bakın buradaki sanatı gelmiş buraya tekrardan yazmış. Bundan önceki e, örnek sorularda da Kasım ayında da buna benzer bir sorumuz mevcuttu. Şimdi bu ilkokulda toplam kaç öğrenci vardır diyor. Şimdi sanatın kişi sayısını bulabiliriz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü burası sanatsa şayet ahşap 40 kişi var. İşte görsel sanatlar 80 kişi var. Müzikte ne var? 60 kişi var. Bunları toplarsak 180 kişi oldu. Demek ki sanat 180 kişi düşüyor diyoruz diyoruz ki 180 kişi 180, 180 kişi şuradaki dereceye paylaştırılmış peki bu ne şimdi burada 90 şu ikisi de 90 oluyor o halde burası 60 buraya ne kalıyor 120 kalıyor yani 180 kişi 120 dereceye yerleştirilebiliyorsa acaba 360 derece çünkü burası sınıfın kendisi ya kaç kişiyi yerleştirebilirim deyip buradan içler dışlar çarpımı yapacağız şu şekilde ama bunun tabii ki pratik olarak ne yapıyoruz bu bunun 3 katı değil mi o zaman biz de bunun 3 katını alıyoruz yani 180'i 3 ile çarparak sonucu buluyoruz o da 0 24'ün 4'ü elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 oldu yani 540 olarak sonucumuza ulaşmış oluyoruz bu soruda Dördüncü sorumuzda ise yanda bir yarışmada ilk üçe girerek madalya almaya hak kazanan üç sporcun derece kürsülere çıktıklarında boylarının aynı hizaya geldiği görülmektedir. Yani bakın bu şekilde aynı hizaya gelmiş. Derece kürsüde yer alan 1-2-3 sayıların yazılı olduğu kare şeklinde yüzeylerin alanı sırasıyla bunlarmış. Şimdi o halde birin alanı neymiş? Bakın 980'miş. O halde kök 980 diyebiliyoruz buna öyle değil mi? Şimdi bunu bir kök dışına çıkaralım. Çünkü işimize yarayacak. Şimdi kök dışına çıkarırken nasıl yapacağız? 980'i bilemiyorsak asal çarpanlarını ayıracağız. Örneğin 2'ye böleceğiz. Burayı 4 defa 9 defa şöyle. Hatta bakın 49'a bölelim 10 olsun. Tekrar 2'ye bölelim 5 olsun. 5'e bölelim 1 olsun. Tabii şurada garip bir ne yaptım çarpanlarını ayırdım ama kök dışına çıkabilecek şekilde 49 görmüştüm zaten 49 7 diye dışarıya ne yapacaktır çıkacaktır daha sonra şu iki tane iki bir tane olarak çıkacaktır ama 5 ne yapamayacak dışarıya çıkamayacak yani bunu 14 kök 5 olarak bulmuş olduk şimdi ikinci kürsüdeki e, şuradaki karenin alanını ne vermiş bize 720 vermiş yani kökün içinde 720 olacak bunu da asal çarpanlarını ayırarak yapabiliriz ya da ne yapabiliriz 720 36'nın 20 katıdır şimdi 36 6 diye dışarıya çıkar. 20'de 4 kere 5 olduğu için 4 4'te 2 diye dışarı çıkar ama 5 çıkamaz deyip buradan bunu da 12 kök 5 olarak bulabiliriz. Bir kenar uzunluğunu buluyoruz ki şuraları bulalım. Değil mi? Buralardan dolayı soruya geçeceğiz. Daha sonra 3. kürsüye bakalım. 3. kürsünün alanı ise 405'miş. Yani ne yapıyoruz? Şöyle kök 405'in kare bunu dışarıya çıkarıyoruz. Çıkarırken bunu da asal çarpanlarına ayıralım. Şuraya yazayım. Karşıma çıkarsa bir hemen bırakırım. Şimdi 5'e bölelim. 5'e böldüğümde 81 çıktı bakın. 81'in 5 katıymış. O halde 81 9 diye çıkar. Bu da ne olur? 5 olur. Bu şekilde bunları bulduk. Şimdi bana diyor ki buna göre birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı. Şimdi birinci Sonuç olarak boy farkını tabii ki kürsilerin farkından da bulabiliriz. Sonuçta birinci olan daha kısa ki bunlarla eşit seviyeye geliyor bir yüksek olduğu halde. O halde ne yapacağız bakın? 14 çarpı kök 5'ten birinci ve üçüncü olan 9 kök 5'i çıkarırsak aralarındaki boy farkını 5 kök 5 olarak bulabileceğiz. Yani burası bir tanesi 5 kök 5 oldu. Diğeri ise diyor birinci ile ikinci arasını diyor. Birinci ile ikinci nedir? Bakın şununla şu. Yani ne yapıyoruz? 14 kök 5'ten 12 kök 5'i çıkarıyoruz. Buradan ne geldi? Bakın 6 kök 5 geldi. Şimdi bu diyor ki bize boy farkının kaç katıdır diye soruyor pardon şurası 2 kök 5 oldu şimdi birinci ve üçüncü olan sporcular arasındaki boy farkı birinci ve ikinci olan sporcular arasındaki boy farkının kaç katıdır diyor yani yapmam gereken şey 5 beş kök 5'i 2 kök 5'e bölmek buradan kök 5'ler gidiyor 5'i 2'ye bölersek de 2.5 buluyoruz bu boy farkını yani buradaki kürsülerin farkı da bunların boyların farkını verecektir bize 5. sorumuz yine bir grafik sorusu. Bakın oldukça çok soruyor ve bu LGS'de de çıkabilir bu tarz bir soru. O zaman dikkat edelim. Yani sütun grafiği ile daire grafiğini beraber sorabilir. Şimdi bir firma varmış. Burada 2018 yılında satılan bisiklet sayıları verilmiş. Firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerin 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunlardan 12.000 siyah hemen yazalım. 12.000 siyah 6000 mavi bisiklet satamamış. Maviye de 6000 yazalım. Bunları satamadı. Yani bu kadar ne yaptı? Düşüşümüz var bizim bunlarda. Tamam. Şimdi daha sonra diyor ki bize bunların yanında 2018 yılında satış sayısından 12000 fazla sayıda beyaz ve 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmış. Yani beyaz beyaza baktığımda 12000 fazla üretiyor. Bakın burada arttı. Kırmızı da 4000. 4000 ne yaptı? Fazla üretti değil mi bunları? Ee, daha sonra buna göre firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımı aşağıdaki grafikten hangisi gibidir diyor. Şimdi burada bulacağız. İlk etapta toplam 2019'da ne kadarını satmış onu bulalım. Şimdi beyaz 24000'de. Bunu bakın 24 ya ne yapıyoruz? Şurada bin yazdığı için 1000 ile çarpıyoruz. 24.000'di beyaz. Sonra 12.000 arttı bu. Şöyle, bunu toplarsak ne olur? 36 oluyor, öyle değil mi? Daha sonra gelelim siyaha. Bu beyaz. Şöyle yazalım, bu beyazdı, değil mi? Beyaz. Gelelim siyaha. Siyah 66 binde. Şu şekilde 66 binde. Siyah ne kadar artmıştı? Siyah 12 binde. Siyah daha az üretilmişti. Öyle değil mi? O halde bunu ne yapıyoruz? Şöyle 12.000'i bundan çıkarıyoruz. Baştan bir okuyayım. Saatte kadar üretmiş ancak bunlardan 12.000 siyah, 6.000 mavi satamamış. Tamam. Şimdi siyah alt, 66 66.000 ise bunu 12'yi çıkarıyorum. Şöyle sıfırlarım var. Burası 4 oldu. Burası da ne oldu? Bakın 5 oldu. Bu da siyah diyoruz buraya. Daha sonra ne yapalım? Kırmızıya bakalım. Kırmızı ise ne kadar üretilmiş? 68.000 üretilmiş 4000 de ne yapmış fazla üretilmişti 68000'e de 4000'e ekleyecek olursak şu şekilde bakın burası 2 bu da 72000 olmuş oldu bu da ne kırmızı şimdi en sonda maviye bakalım mavi 60.000'di 60.000'i yazdık ne kadar az üretildi 6000 az üretildi 6000'i çıkarıyoruz 0 0 0 burada 4 burada da 5 kaldı bu da mavi oldu öyle değil mi o halde burada sonuca bakarsanız mavi ile siyah aynı oldu arkadaşlar. Bakın mavi ile siyah aynı oldu. Yani açılarda mavi ile siyahın farklı olduğu varsa hemen bunları atabilirsiniz. Yani onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi her hepsi 1000 olduğu için şu sıfırları kullanmasak da olur. Yapmam gereken şey mesela burada 36 var beyaz. İşte 54 var siyah. Daha sonra 72 var kırmızı 54 bin de mavi var bunları bir toplayalım şurası 10 burası da 6 olduğu için 16'ın 6'sı elde var 1 burası 5 ile 5'i toplarsak 10 burası da 10 20 etti bir de elde vardı 216 oldu şimdi oran kuracağız artık 216 360 dereceye yerleştirildi değil mi şimdi maviyi bulalım mı mavi neydi mavi baktık buraydı değil mi yani 54 kaç derecelik açıya yerleşebilir diye yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada yine içler dışlar çarpımı yapacağız. E ya da ne yapabiliriz bakın 36'nın 6 katıdır bu. Değil mi? 6 ile çarpmış ve ona bölmüş şeklinde düşünebilirsin ya da ne yapalım? X'i bulmak için 360'ı 54 ile çarpıp 216'ya bölelim. Şimdi buradaki işlemleri yaparsak bakın 36'ya bölüyorum. 10 oldu. 36'ya bölüyorum. 6 oldu. 6'ya bölelim bir. 6'ya bölelim. 9 oldu. Yani 90 çıktı buradan. Şimdi mavi 90. A duruyor. B'yi sildik. C duruyor. D'yi sildik. Yani mavi 90 derece olacak çünkü. Şimdi maviden yola çıkarak diğer başka bir rengi de bulabiliriz. Şimdi bunları kıyaslayalım. Mesela beyazı bulsak direkt karşımıza çıkacak. Beyaza baktığım takdirde 36 idi. Yani şimdi 216, 360 derece ise. 36 kişiyi kaç dereceye yerleştiririm diyorum. Buradan yine aynı mantıklı x'i şuradan şöyle yazayım. Yerimiz biraz az diye. Şimdi 360 derece çarpı 36 bölü 216 dedik. Şimdi 36'ya böldük. 36'yı 1 çıktı. Bunu böldük 6 böldük böldük 60 çıktı. Yani x'i ne bulduk? 60. Yani beyazı da 60 olarak bulmuş olduk. 45 ise burayı da diyoruz ki 60 olduğu için cevabımız Adana diyoruz. Altıncı sorumuz yine bir olasılık sorumuz. Şimdi Eylül cep telefonunda kendisinin, annesinin ve babasının seçtiği 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamış. Eylül'ün hazırladığı bu listede annenin seçtiği şarkı sayısı babadan fazlaymış. Ben hemen şöyle görselleştiriyoruz. Anne, büyük baba. Tamam. Daha sonra... E Eylül cep telefonuna rastgele oynama özelliği kullanarak bu lisedeki şarkıların anne ve babasını dinletmek istiyor. Cep telefonu ilk, açtığında e, çaldığı şarkının Eylül'ün seçtiği şarkı olması 1 bölü mü? Şimdi 4'te 1'i Eylül ise şimdi tamamı 20 değil miydi? Değil mi? Bunun 4'te 1 olabilmesi için buranın 5 olması lazım. Yani Eylül 5 şarkı seçmiş bunu yazdık. E şimdi 20 şarkıdan 5 şarkıyı çıkarırsak geriye 15 kaldı. Şimdi bana diyor ki annenin olma olasılığı en az diyor. O zaman annenin olabildiğince az olması lazım ama babadan da büyük olması lazım. Şimdi geriye 15 kaldı. O halde 8'e 7 diye bunu paylaştırabiliriz. Şimdi toplamda 20 şarkı vardı. Diyor ki cep telefonundan ilk çaldığı şarkının annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır diyor. Anneye en az 8 bulduk. O halde tamamı 20 ise anne de 8 ise bakın 8 bölü 20 olur. Şimdi hemen bakın var mı? Yok. Tabii ki sadeleştireceğiz. 4'e böleceğiz bunu 2 olacak. 4'e böleceğiz bunu 5 olacak. Ve cevabımız 2 bölü 5 çıkacak. 7. sorumuz oldukça sevimli bir soru. Aşağıda eş kareler karesel bölgeleri ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiş bakın bu çiğden bu kartonu keserek alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde 2 tane dikdörtgen elde etmek istiyor şimdi o zaman şunu yapalım bakın alanları dediğine göre bunun alanını bulalım hadi 1 2 3 4 5 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Değil mi? Çarptık. 6 kere 9 ne oldu? 54. Bunun alanı 54. Şimdi 1 bölü 2 oranında ayıracaksa mesela küçük olan bir katsa büyük olan 2 kat. Yani toplam 3 kat olduğuna göre 54'ü neye bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldüğüm zaman ne buluyoruz? 18. Yani birinin alanı 18 ise diğerinin alanı da ne olacak? 36 olacak. Hemen diyor ki buna göre aşağıdakilerin hangisi çiğdemini elde edileceği olası dikdörtgenlerden biri değil değildir diyor. Yani ne yapacağız? Alanı 18-36 olmayanı işaretleyeceğiz. Şimdi buna baktığımda burası 2 birim. E şurası 9 birimdi zaten şu eni. 9 kere 2'den bu 18 bulduk bunu. Bu oldu. Şimdi burası 1, 2, 3 birim. Burası da yine 9 birimdi. Çarptık 27. 27 diye bir şey bulamamıştık. Bu da olamadı. E burası 6 birimdi. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 kere 6, 36 da bulabilir kestikten sonra. E bu da oluyor. E daha sonra burası 3 birim. Burası da 6 birimdi. Çarptık 18. 18'i de bulabilir dedik. Demek ki zaten bulmuştuk B şıkkını. 8. soru ise bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum pistine düştüğü yerler noktaladaki gibi gösterilmiştir diyor bize. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına yakın olan Sude yani şu Sude. En uzak olan ise Zeynep. Şu da Zeynep. Demek ki şu da kimmiş? Diğer kişi hayatmış. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi daha sonra bize diyor ki Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna uzaklığı 5 metre yani şu kısım 5 metre olacak. Zeynep'in ise 4.5 metre, şurası da 4.5 metre olacak. Hayat ise demek ki 4.5 ile 5 arasında bir yerde. Öyle değil mi? Sonra hayatın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı metre cinsinden ne olabilir? Şimdi 4.5 ile 5 arasında yani hayat nerede? 4.5 ile 5 arasında yani 4 ile 5 arasında ama 5'e yakın. Öyle değil mi? Yani o halde bunları bulalım. Yani 4 ile 5 arasında yani kök 16 ile kök 25 arasında ama 5'e daha yakın olacak. Şimdi bunları kök için atalım. 4 diye girer kök 12 oldu. Bu ikisi arasında değil adınayı almıyorum. 9 diye girer kök 18 oldu bu durabilir bir dursun 4 girer kök 24 oldu bu da dursun 9 diye girer kök 27 oldu bu aralıkta değil bunu da almıyoruz şimdi B ve C şıkkındayız 18 16 ile aradaki fark 2 25 ile arasındaki fark ise 7 25'e daha uzak 5'e uzak biz 5'e yakın istiyoruz o zaman bu da değil 24 zaten kök 25'e daha yakın olduğundan dolayı cevabımız Ceyhan olacak. 9. soru yine bir olasılık sorusu. Bakın burada futbol takımı var. Diyor ki bu maça ilk 11'de başlayan yani bunlardan üçü maç sırasında yedek futbolcular ile yer değiştirmiş. Maç sonunda takım bu maçta maçta oynayan futbolcular arasında rastgele bir bir birini seçip röportaj yapacakmış. Röportaj yapılan futbolcunun forma numarasının asal sayı olma olasılığı en çok diyor. E şimdi buradan 3 tanesi bunlarla yer değiştiriyor değil mi? Oynayanlardan seçecek ya şimdi röportaj için. Ne yapalım? Asal sayı çoksa o zaman bunların için asal sayı olanları seçsin. ya. Yani 3 tane asal sayı seçelim. Bu olabilir örneğin. Daha sonra bu olabilir, bu da olabilir. Öyle değil mi? 3 tane sesimizle. Şimdi burada da 11 tane zaten futbolcu vardı. Yer değiştirmiş olsa da bir müddet sonuçta değiştirenler de ne yaptı? Oynadı. Bunu düşünebiliriz. Yani 11 3 de burada ne yaptı? 14 oldu. Öyle değil mi? 14 tane futbolcu var. Şimdi bunların içinden asalları sayalım. Asal 1, sonra 2, 3. Bunlar asal değil. Bu 4, bu 5. 6, 7, 8. 8 tane oldu. Sadeleştirirsek bunu 4 ile 2 ile pardon 4 bölü 7 olarak bulduk cevabımızı. 10. sorumuzda ise Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 gram 50 kuruşluk madeni paraların ise 6800 gram olduğunu öğreniyor. Kumbarasına 50 kuruşluk ve 1 lira madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar olduğunu bulmak istiyor. Şimdi Kerem elektronik bir tartı da biriktirdiği bir liralıkların tümünü işte ve 50 kuruşların tümünü ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işlemi sonucu birbirine eşit olduğuna göre yani ne demek bu? Bununla bu eşit çıkacak yani tartım sonucunda 1 liralıklarla 50 kuruşluklar ve en az kaç lirası vardır? En az ne kadar olur? Bunların birbirlerine eşitlenmesi lazım. Yani bunların ekoku kadar e, ne yapabiliriz? Gram olabilir. Şimdi 8200 ile 6800'ün ek okunu alalım. Şimdi ikisini de 100'e bölelim. Burası 82 olur. Burası 60 8 olur. Sonra ikisini 2'ye böldüğüm zaman 41 olur. Burası da 34 olur. İşte daha devamda 41'e bölerim bir, 34'e bölerim ve Şimdi ekok'un almak oldukça zor olur bunları çarparsın falan büyük sayılarla. Hiç buna gerek yok. Şimdi zaten nasıl bulacağız para dediğini? Yani bunların çarpımı bundan ekok'u yani çarpımı kadar mesela ne var? 8200 miligram var. Şimdi 1 liralıkları bulacak olursak ne yapacağız? Bunların çarpımı yani 100 çarpı 2 çarpı 41 çarpı 34 bölü 8200 gram diyeceğiz ki 1 liralıkları bulalım. Şimdi zaten burada sadeleştirmeler yapabiliriz. Yani şunlar gidebilir öyle değil mi? Şu ikisi zaten 82 yaptı bunu götürdü. 34 tane var. Yani buradan 34 lira gelir. Daha sonra şimdi yapmam gereken şey ise 50 kuruşlukları bulmak. 50 kuruşlukları da yine aynı mantıkla 100 çarpı 2 çarpı 41 çarpı 34'ü neye böleceğiz? 6800'e böleceğiz. Buradan da yine şöyle sıfırlarım gidebilirler. E şu ikisi 68 yaptı bu da gitti. Buradan da ne geldi? 41 tane 50 kuruşluk geldi. Fakat 41 tane 50 kuruşluğu direkt alamıyorum. 41 50 kuruş liraya çevirirsek bunun yarısı kadar. Yani ne yapar buradan? 20 lira 50 kuruş yapar değil mi? Şimdi bunların toplamı da 54 lira 50 kuruş yaptı. Yani cevabımız Ceyhan olacak son sorunun.